Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. İnşallah Rabbim nasip ederse Veciz Sözler adlı sohbetimizi sürdüreceğiz. Şu bir hakikattır ki yüzlerce, binlerce kitaplar okunuyor. Her insan okurken içerisinden kendi dünyasını açabilecek anahtar mesabesinde olan kısa, öz ve veciz sözleri almayı elbette ki irade ediyor, istiyor. Bu vaziyet içerisinde, inanınız kendimde de müşahede ediyorum, böyle bazen vurucu bir ifadeyi bulduğum zaman, yüzlerce sayfa okumuş olduğum kitaptan, o beni memnun ediyor. O saatlerce, günlerce o kitap üzerindeki okumuş olmamın yorgunluğunu, o yakaladığım bir iki cümle, bir mana bile inanınız beni rahatlattırıyor. Mübalağa etmiyorum. Bununla beraber onlardan bulduğum bir cümleye karşı Risale-i Nur içerisinde, Risale-i Nur külliyatında genel olaraktan bu mana ve zenginlikler, hazineler inanız gayet çok. Öyle ki sadece bir kitaptan bir cümle değil. Her bir cümlenin içerisinde, hatta mübalağa değil, her bir kelimenin içerisinde kitaplar mesabesindeki hazineleri bulduğumu rahatlıkla ifade edebilirim mesela. Çok özellikler var. Bunu başkalarına da gündeme getirdiğimde, dile getirdiğimde onlar da aynısını ifade ettiler. Mesela ki onları ayrı ayrı olaraktan sohbet konusu olarak ele aldım. Mesela bir teşahhusat, bir şahsiyet, bir kimlik, bir hüviyet, bir mahiyet. Yani her bir şeye Allah yaratılışında bir şahsiyet, bir kimlik veriyor. Onun içindir ki genel olaraktan baktığımızda her bir cümlede değil, her bir cümlenin içerisindeki bir kelimede bile bir hazine saklı olduğunu, onu deştikçe içerisinden mis gibi hakikatların çıktığını görebilirsiniz. Mesela yine bunlar içerisinde beni en çok etkileyen ifade, girişimde de bunu dile getirdim. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İnanınız Risale-i Nur'dan hiçbir şeyi almasaydım, sadece bu cümleyi alsaydım, beni ömür boyu hayatın sonuna kadar götürebilecek mükemmel bir hakikat olduğunu, adeta Nuh'un gemisi mesabesinde önemli bir hakikati bana ifade ettiğini, zihnime, kalbime, ruhuma, vicdanıma açmış olduğunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Onun içindir ki şimdi veciz sözler, veciz, özlü sözler elbette ki içerisinde çok gizli hazineleri saklamış olmaktadır. Adeta veciz sözler bir anahtar mesabesindedir. İnsanın birçok duygularını açmaktadır. Şunu rahatlıkla görebiliriz ki Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi insan yüz kapılı bir saray gibidir. Birisinden girilmediği takdirde diğer kapılarda kapalı olduğu ifade ve iddia edilemez. Onun içindir ki her insan kendi dünyasını açabilecek hakikatleri Kur'an-ı Kerim'in eczanesi ve tefsiri durumunda olan Risale-i Nur'da bilebilir ve bulabilir. O hakikat orada mevcuttur. Yeter ki samimi ve istek ile, ki buna taharri hakikat diyoruz, hakikati araştırma amaçlı, yani kötü niyetle dünyasını alıcı vericilerini kapatarak değil, tenkit yoluyla değil, yani olumsuz manada, yoksa müsbet manada inceleyerek, irdeleyerekten, hakikatları anlama ve o konuda detayına varma cihetiyle gayet normaldir. O manada baktığımız zaman Risale-i Nur içerisinde, evet, yani veciz sözleri, bunu 1997 yılında bir araya getirdim. Osmanlıcalara da dahil, tüm külliyat da dahil. Bir araya getirdim 1997 yılında. Şu anda 2021 yılının Haziran ayındayız. 13'ündeyiz Haziran'ın. Ve aradan geçen bu zaman içerisinde o zaman 424 sayfa olaraktan bir kitap olaraktan bastım. Malatya'da bu bir kitap olarak bastım. Ancak daha sonraki zaman içerisinde işte bilgisayarın kopyala yapıştırıların olması neticesinde tahsih ederek, düzenleyerek yeniden 659 sayfa olaraktan, burada da görüldüğü gibi 659 sayfa olaraktan bunu daha da genişleterek bir eser haline getirdim. Tespitler.com'da bakılıp indirilebilir, istifade edilebilir.
Ayrıyeten bunu seslendirdim, tüm külliyatı seslendirdiğim gibi ve resimlere de ekleyerekten de resimli haliyle de bunu o şekilde istifadeye sunmaya çalıştık. Burada da şimdi inşallah bunu konu konu kitap olarak konu konu ele alaraktan A'sından Z'sine kadar inşallah biraz daha tezekkür, tefekkür edip anlamaya inşallah çalışacağız. O hazineden, o kelime hazinelerinin içerisinde o külli manaları öğrenmeye çalışacağız. Ve girişte gerek bu veciz ifade, insanın yaratılıp bu dünyaya gönderilmesindeki hikmet ve gaye, Halik-i Kainat'ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Her biri dediğim gibi bir kitap mesabesinde olan cümleler, cümlelerin içerisindeki kelimeler, külli bir mana ifade etmekte. Yeter ki insan alıcı vericilerini açıp, hakikaten tefekkür ederek, ince hakikatine mahsederekten bir derece anlamaya çalışsın. Yine hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz Bediüzzaman. Allah razı olsun, Malatya'da bulunduğumuzda Profesör Doktor Şener Dilek abimize de bunun için bir takdim yazmasını söylemiştim. Sağ olsun kendileri de bu konuda bir takdim yazısı yazdılar. Bunu da en azından sohbetimizin şeyi olaraktan teberrüken ele almak istiyorum. Risale-i Nur Külliyatı bu asrın ve gelecek asırların manevi, ilmi ve dirayetli bir tefsiridir. Kur'an-ı Azimuşşan'ın imani esaslarını, külli hakikat ve hikmet cephelerini anlamak isteyenler, Risale-i Nur Külliyatı'nı dikkat ve tefekkür ile mütalaa etmelidirler. Bunun içinde külliyatta geçen kavramları bilmek gerekir. İlimde derinlik ilk önce kavramlara vukufiyet ile başlar. Her sahada olduğu gibi ilahiyat ve dini ilimlerde de terminolojiye hakim olmak, kavramların yüklendiği mana derinliğine ulaşmak gerekir. Veciz ifadeler çiçeklere benzer, güzel sözler koklandıkça raihalar saçan, hissiyatları latifleştiren çiçekler gibidir. Bir başka açıdan veciz ifadeler, fikir dünyamızı zenginleştiren mücevheratlardır. Onları idrakta taşımak, kalbe nakşetmek gerekir. Değerli arkadaşımız Mehmet Özçelik Bey, Risale-i Nur Külliyatı'nda geçen bazı temel kavramları ve veciz ifadeleri harf sırasına göre tasnif ederek bir araya getirmiş. Yapılan bu çalışma Risale-i Nur'u merak edenlere, Risale-i Nur'larda ne kadar mütenevvi ve zengin hikmet ve hakikat çekirdekleri bulunduğunu göstermesi açısından önem taşımaktadır. Mehmet Bey'e yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum Profesör Doktor Şener Dilek. Ben de bir ön söz olarak yazmış olduğum yazımda da Hazreti Adem'den, varlıkların varlığından ve öncesindeki iradenin bir tezahürü olan plandan bu yana insanlık bir akış içerisinde, bir manayı tamamlamak amacıyla süre gelmekte, bir hakikatı göstermek ve neticelendirmek gayesiyle bir oluş ve oluşum içerisinde devam ede gelmekte. Peygamberler gibi nöbettarlar ve onların yolunda gidenler o mana ve maneviyatın, o hak ve hakikatın tahakkukuna çalışmakta. Asırlardır bu bekleyişler, seslenişler, gelişmeler son peygamberle kemalini bulmuştur. Gerçek mana onunla olmuştur. Varlık kitabını ve binasını o tekmil etmiştir. Aksi durumda her şey fani ve fenada idi ve de öyle kalacaktı. İmanın, marifetin, ahlakın, gerçek insaniyetin yolunu o açtı. Kemalatın bayrağını zirveye dikip o dalgalandırdı. Ve onunla dalgalanmaya devam etti ve etmekte ve de edecektir. Evet, iman, marifet ve ubudiyet bayrağı idi o. Böylece peygamberlik vazifesi onunla mühürlenmiş ve noktalanmış oldu. Ancak bunun tavzihi için manilerin defi gerekti. İşte bu da alimler peygamberlerin varisleridirler. Muhakkak ki Allah, dinin hakikatlarını o asrın anlayışına uygun olarak sunmak amacıyla her 100 senede bir müceddide din gönderir hakikatınca bunun devamı gerekti. 14 asır önce asırların özetlenmesiyle tekmil edilen iman ve marifet, 14 asır sonra izahını bulmuştu. Evet, Bediüzzaman Said Nursi, gerçekleştirdiği eserleriyle iman ve marifet konusunda 14 asırdır yapılmayan tahşidatı yapmış, iman ve marifet konusunda ağırlık vererek yaratılışın gaye ve amacını en mükemmel bir tarzda nazara sunmuştu. Asrımızı ve gelecek asırları tanıyan Bediüzzaman Said Nursi, asrın hastalıklarına çareyi göstermiş, devayı sunmuştu.
akılla kalbi, ilimle dini, madde ile manayı bir birlik içerisinde tamamlayıcı unsur olarak göstermiş ve gerçek hedefe yönlendirmişti. İmanda tevhidi sağlayan Bediüzzaman, ilim ve amelde de aynı vahdeti ve o kuvveti sağlamıştır. Başlangıcından beri devam eden iman ve küfrü, neticede iman ve küfür olarak özetlemiş, göstermiş ve o muvazeneler ile ölçmüş, o ölçüyü vermiştir. Mehmet Akif'in ifadesiyle, doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Kur'an'dan alınmış olan Risale-i Nurlar'da da yok, yoktur. Her meseleye ya izah veya ölçü bulunabilir. Asrın sahibi, sözcüsü, görevlisi ve geçmiş asırların millet meclisinin asrımızdaki vekili, milletin vekili olan Bediüzzaman Said Nursi, hayatı boyunca müsbet hareketi kendine düstur edinmiş. Hazreti Ebubekir misal bir fedakarlıkla, "Ya Rab, vücudumu cehennemde öyle büyült ki, ehli imana yer kalmasın." Hakikatını hayatı boyunca haykırıyor ve o uğurda çaba gösteriyordu. O cüzler ve cüz'ilerde değil, kül ve küllilerde idi. Onun kaynayan alemi, dondurulan ve donuklaştırılarak dondurulan, gerek insanlık gerekse de İslam aleminin hareketlenmesine bir temel teşkil ediyordu. Kendi gibi, mesleği de tüm hak mesleklerin bir havzını oluşturmakta, orada ve onda toplanmaktaydı. Kısaca, mümtaz bir mesleğin seçilmiş bir şahsıydı o. İstifade ettiğimiz Risale-i Nurlardan, istifadenize sunmak üzere, konularına göre fihriz şeklinde incelediğimiz Risale-i Nur külliyatı, veciz ifadelerden müteşekkildir. Kuralları ihtiva etmektedir. Fihristvari hususları ele alıp her bir cümle ve konusu bir kitap olabilecek bir kapasiteye sahip olmaktadır. Hayatta bize düstur olabilecek esasları ihtiva etmektedir. Fetvayı verecek, münakaşayı kaldırıp neticeyi bildirecek meselelere havidir. Evet, biz Risale-i Nur külliyatından mesnetli olarak bu çekirdekleri toplayıp sizlerin istifadesine arz etmeye çalıştık. Ağaç olup meyve vermesi temennisiyle. Nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Tevfik Allah'tan. Not olarak da ayrı yayın evlerinin çıkarttığı eserlerden dolayı vermiş olduğumuz sayfa numaralarında farklılıklar görülebilir. Bu da önce ve sonrasına doğru birkaç sayfa farklılıkla görülebilir Mehmet Özçelik. Evet, A'dan Z'ye inşallah veciz sözler diye ifade ettiğimiz burada zaten aldığımız yerlerde yani M mesela mektubat. En sonunda da bunları belirtmişim zaten. Mektubat 113, 166, L, lemalar 144 gibi. Yani bunun hepsi de en sonda genel olaraktan hem konular neler olduğu ile alakalı olaraktan onları bulabilirsiniz. En sonda onu da ben sizlere arz edeyim. Burada da aynı şekilde genel bir bilgi verilmektedir. O kelimelerin ne anlama geldiği ile ilgili kaynak. Ondan sonra A'dan Z'ye kadar hangi konular ele alınmaktadır başlıklar halinde de bu konular genel fihrist içerisinde fihristini sona ekledim. Burada da o fihristi A'dan Z'ye bulabilirsiniz. Böylece yani anlaşılmasında en azından bulunmasında ulaşılmasında da böyle bir genel bilgi vererekten bu şekilde inşallah size A'dan başlamak suretiyle genel olaraktan bu konuları tezekkür ve tefekkür etmeye çalışacağız. A'dan Abadile-i Seba, yani yedi Abdullahlar diye ifade edilen Risale-i Nur'da geçen vurucu ifadeler, özlü ifadeler o konudaki detay ve esas. Meşhur olan yedi Abdullah isimli sahabe-i kiram radıyallahu anhum, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ravaha, Abdullah İbni Selam, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Evfa radıyallahu anhum. Asr-ı Saadet'te Abdullah ismiyle anılan 220 sahabe-i kiram hazaratı vardı. Asr-ı Saadet'te mucizatı, mucizeleri ve medar-ı ahkama hadisi, yani hükümlere dair olan hadislerin kitabetle yazmak suretiyle çoklar kaydedip yazdılar. Hususan Abadile-i Seba, meşhur yedi Abdullahlar. Kitabetle yazım suretiyle yani dikte edilerek yazmak suretiyle kaydettiler. Hususan tercümanul Kur'an olan Abdullah İbni Abbas ki ilk müfessirdir kendisi. Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde şimdiye kadar 350 bin civarında tefsir yazılmıştır. Ve bütün müfessirler en çok birinci kaynak olaraktan Abdullah İbni Abbas'tan yararlanmışlardır.
Ve Abdullah İbni Amr İbni Laz, bahusuz 30-40 sene sonra tabiinin binler muhakkikleri, ehadisi, hadisleri ve mucizatı yazı ile kaydettiler. Burada önemli olarak 4 ilim, yani bu 4 ilimden özellikle tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi konular, özellikle 2. ve 3. asırdan sonra İslamiyet'e gayrimüslimlerin, farklı insanların girmesinden dolayı ve tabii ki adeta, üstad da onu adeta bir yangın var gibi ne oluyor diyerekten böylece birçok kabiliyette farklı özellikte olan insanlar, kimisi tefsirlerin, kimisi hadislerin, kimisi fıkhın, kimisi kelamın, farklı zihniyet, düşünce, inançların da çıkmasından dolayı adeta hepsi İslam'ın bir meselesini kaydetmeye, yazmaya, muhafaza edip zamanımıza kadar taşımaya çalışmışlardır. Allah hepsinden razı olsun. Daha ondan sonra başta 4 imam-ı müştehid. Çünkü artık yani herkes sahabe durumunda değil. Sahabe durumunda öğrenilmeye ihtiyacı olduğu içindir ki daha sonra mezhepte, fıkıhta özellikle 4 müştehid imam ve binler muhakkik muhaddisler, hadisler alanında tahkikatlı yani Buhari ve Müslim gibi özellikle bu alanda ki onların bir kuralı var. Mesela hadis alacağı kişi de bir o manada sika, güvenilik, emniyet olması lazım. Yalan söylememesi lazım. Ki bunu daha önceleri de farklı şekillerde ele aldıydık hadis konusunda. Mesela Buhari. Öyle bir kişiden almıyor. Şimdiki gibi iletişimi yok, internet yok, telefon yok, ulaşım hatları yok. Mesela o hadisi başka bilen var mı? Soruyor, soruşturuyor falan yerde. Gidiyor oraya. Bakıyor ki belirtilen şahıs elinde bir otu tutmuş. Kaçan atı yakalayacak. Ona doğru uzatıyor yalandan. Ondan sonra hayvan onu alacak çekiyor. Amacı böylece hayvanı kandırarak yakalamak. Bu diyor dilsiz bir hayvanı aldatırsa beni hayda hayda aldatır. Ve yanına bile gitmeden o hadisi kitabına almıyor. O derece yani. Muhakkik muhaddisler. Tahkikat ehli, tahkik, taharri eden, araştıran insanlar. Naklettiler. Yazı ile muhafaza ettiler. Daha hicretten 200 sene sonra başta Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte-i Makbule, herkesin makbule olan 6 kitap veya Kütüb-i Tisa, 9 hadis kitabı. Vazife-i hıfzı omuzlarına aldılar. Yani onunla bizzat yüklendiler. Bu kelimeleri bazılarını daha değişik zamanlarda geniş detaylı ele aldım. Tespitler.com'da ayrı ayrı konular başlığında da YouTube'da da aynı şekilde aktardığım videolarda da farklı hadis ile ilgili konuları da bulabilirsiniz. Abbasiler ile ilgili Risale-i Nur'da vurucu olan ifade, Abbasilerin zamanında o tarihte Mu'tezile, Rafizi, Cebiri ve perde altında zındıklar mülhitler, İslamiyet'i zedeleyen çok firat-ı dalle sapık fırkalar meydana gelmiştiler. Şeriat ve iktisat noktasında İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet İbni Hanbel ve İmam-ı Gazali ve Gavs-ı Azam ve Cüneyd-i Bağdadi gibi pek çok azim-i İslamiye imdada yetişip o fitne-i diniyeyi mağlup ettiler. Şöyle bir şey var. Yani zorlu insanlar zor zamanlarda çıkarlar. Yani Selahaddin Eyyubi diyelim ki birdenbire çıkmadı. Yani tabiri caizse o durum, o vaziyet, o ortam onu çıkarttı. İmam-ı Gazali rastgele çıkmadı. O dönemdeki itikat sahasındaki bozukluklar, inanç sahasındaki bozukluklar, felsefenin revaçta olmuş olma durumu onu o gündemde çıkarttı. Mesela bizzat üstadın dönemi gibi İmam-ı Gazali, birinci Said, ikinci Said gibi. Birinci İmam-ı Gazali, ikinci İmam-ı Gazali. İlk dönemleri felsefeyle uğraşıyor. Ancak daha sonra felsefedeki bozuklukları, sakatlıkları görünce Tahafut-u Felasife diye bir kitap yazıyor. Felsefenin tutarsızlıkları diye. Yani onun için kelam alanında Hüccetül İslam olmuş. Yani Avrupa bile bunu kabul etmese bile İslam'ın bir delili olarak kabul etmiş. Etmek mecburiyetinde kalmış. Ve aynı zamanda tasavvuf alanında, birçok alanda bu o zamanın hassasiyeti, yani Rafizi, Mu'tezile, yani aklı esas alıp, akla göre Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı yorumlamaya çalışan sapık mezheplerin çıkmasıyla Cebri gibi bazı zındık ve mülhitler, ondan dolayı bu hal, o ortam, bu şahsiyetlerin gündeme gelmesine sebep oluyor. Yani yoksa bunlar, ister mezhep alanında, ister kelam vesaire ilmi alanında. İşte ben bir mezhep kurdum, siz de benim mezhebimi devam ettirin dememişlerdir. Ümmet daha sonra onların fikirlerini kabullenmiş ve böylece ehl-i sünnet ve cemaati olaraktan bir akım, bir silsile meydana gelmiş, Efendimizin yolunu takip eden ve böylece zaman içerisinde onlar kabul görmüş ve
onlara tabi olunmuş, fikirleri benimsenmiş. Böylece büyük Cüneyd-i Bağdadi gibi pek çok azim-i İslami, İslam'ın büyük şahsiyetleri minare gibi adeta. İmdada yetişip o fitne-i diniyeyi, dine atılan bütün o fitne tohumlarını böylece ortadan kaldırmışlar, mağlup ettiler. Ve Risale-i Nur'da genel abdest ile ilgili gelmiş olan konular. Abdest. Bir tek saat 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. Sözler 21'de. Elbette ekser etbağı birçok mensupları, köylü ve nimmede bedevi, yarım bedevi ve amelelikle meşgul olan Şafii mezhebine göre kadına temas ile abdest bozulur. Mesela yani bunu İmam-ı Azam Ebu Hanife o teması cinsel münasebet olarak almış. Ama İmam-ı Şafii onu dokunmak olarak esas almış. Az bir necaset zarar verir. Ekseriyet itibariyle hayat-ı içtimaya giren nim medeni, yarım medeni şeklini alan insanlar ittiba ettikleri mezhebi Hanefi'ye göre mess-i nisvan, kadına dokunmak, abdesti bozmaz. Bir dirhem kadar necasete fetva var demiş. Yani böylece İslam'ın kolaylık bir dini olduğunu, onunla ilgili iki tane yazı kaleme almıştım tespitler.com'da. İslam kolaylık dinidir, İslam kolaylıktır diye. Yani bu İslam'ın esnekliğini birçok noktada ve birçok meseleye, insanların farklı pozisyonlarına, coğrafi yapılarına göre esaslarının külli olduğunu da aslında göstermiş olmaktadır. Bu milleti günahkar kanıyla abdest aldı. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndaki başımıza gelen olaylar, rüyada bir hitabede üstadın ifade ettiği gibi. Fiili bir tevbe etti. Mükafatı acili, yani acele verilen mükafatı şu milletin humsu, yani beşte biri 4 milyonu çıkardı. O zaman 20 milyon itibarıyla. İmam-ı Beyhaki başta ehli hadis haber veriyorlar ki bir kuba denilen, kuba kuyusu denilen kuyunun suyu bazı kesiliyordu. Yani bitiyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam abdest suyunu içine koyup dua ettikten sonra kesretle çoklukla devam etti, daha hiç kesilmedi. Çünkü abdest nurdur. Efendimiz öyle diyor. El vudu alel vudu, nurun ala nur. Yani abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur. Hele bir de o abdest suyu, Efendimizin abdest suyu ise elbette ki nur üzerine bir nurdur. Abdest vaktinde ağzı yıkamak farz değil, sünnettir. Fakat gusül hengamında ağzını yıkamak farzdır. Az bir şey de yıkanmadık kalsa olmaz, zarardır. Yani gusülün farzı 3 olduğu için ağza, buruna ve tüm vücut. Kuru kalmayacak derecede. İnşikak ve kalkale ile bolca su vererekler kuru kalmayacak derecede bütün vücuda ovalayarak yıkamaktır. Onun için dişleri kaplama lehinde ulemalar fetva vermeye cesaret edemiyorlar. Onun için Üstad Barlı Laikası'nda da buna umumul belva diyor. Yani artık bela olmuş bir mesele. İnsanların içerisinden çıkamadıkları bir mesele. Zor bir mesele. Onun için İmam-ı Azam ile İmam Muhammed radıyallahu anhuma gümüş ve altından dişlerin yapılmasına fetvaları sabit kaplama hakkında olmamak gerekir. Halbuki bu diş meselesi umumul belva suretinde o derece intişarı var ki ref'i kabil değil. Yani onun için burada ihtiyaç, zaruret, dindar bir doktorun buradaki fetvası da dini bir fetva olarak da aynı şekilde geçerlidir. Hem üstadımız taharet ve nezafet-i şer'iyeye son derece riayet eder. Her zaman abdestli olarak bulunur. Asla mübarek vaktini boş geçirmez. Çünkü ister yatarken olsun, ister diğer zamanlarda olsun, abdestli olarak ölmüş olmak Efendimizin ifadesiyle inşallah şehadeti netice veriyor ehli iman için. Yani burada da abdestin ehemmiyetini gösteriyor. Abdülhamid, onunla ilgili Risale-i Nur'da geçen yerler. Âlem-i İslam içinde en dehşetli asır, 6. asır ile Hülagu fitnesi ve 13. asrın ahiri, yani dedelerimizin olduğu durum ve 14. asır ile harb-ı umumi fitneleri 100 sene öncesi ve neticeleri olduğu münasebetiyle bu cümle makamı ebcedi ile 6. asra ve evvelki cümle gibi el-azizil hamid kelimeleri ile bu asra Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid devirlerine ima eder. Buyurun. Yani Bediüzzaman Hazretleri bu meselede tartışma var, aslında çözülmüş de fazla detayına girmeyeceğim. Yani bu aziz ve hamid ifadelerinin Sultan Abdülaziz ve Abdülhamid'e işaret etmekle ne kadar ehemmiyet verdiğini ki üstad, yani Osmanlı padişahlarının veli olduğunu, üstadın kendisini Abdülhamid'e dua ettiğini biliyoruz.
Yani abilerden de bunu Sungur abi vesaireden de dinlemiştik. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. İbrahim 1, Seba 6, Buruç 8. ayet-i kerimeler. Daire İslam'ın merkezi ve rabıtası olan noktayı hilafeti elinden kaçırmamak fikriyle ve sabık Sultan merhum Abdülhamid Han Hazretleri bu konuda birçok ulusal TV'lerde sohbette bulundu. Onunla ilgili makaleler yazdım. Tespitler.com'da var, bakılabilir. Yani o manada hakikaten Veli Sultan. Hem deha bakımından Bismarck öyle diyor yani. Almanya'nın ikinci adamı diyebileceğimiz. Yani insanların diyor akılları, akılların genel olarak %90'ı Abdülhamid'de, %5'i bende, diğer %5'i de diğer insanlarda diyor. Yani birçok cihetlerini, özellikle kendim de şahitlerinden dinlemiş olduğum velayetiyle ilgili biz birçok olayları da şahitlerinin anlatımıyla dinlediğim birinci kişilerin ikinci kişiye anlattıklarını ben dinledim. Onunla ilgili de dediğim gibi tespitler.com'da hem video olarak hem yazı olarak bulabilirsiniz. Sabık içtimai kusuratını derk ile nedamet ederek kabul-ü nasihata istidat kesbetmiş zannıyla ve aslah tarih en doğru yol musalahadır mülahazasıyla. Şimdiki en çok araz ve infialata mebde ve tohum olan bu vuku'a gelen şiddet suretini daha ahsen surette düşündüğümde merhum Sultan-ı Sabık'a ceride lisanıyla söyledim ki şimdiki herkesi bulunduğu zaman içerisinde değerlendirmek lazım. Bediüzzaman Hazretleri bir alimdir. Elbette ki o dönemdeki idarecilere bazı tavsiyelerde bulunması lazım. Mesela ben açık ifade edeyim. Yani birçok noktada kendisini takdir ettiğim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela tenkit ettiğim noktalarda oldu. O konuda yazı da yazdım. Ama bu bir iki noktadan tenkit, birkaç noktadan tenkit etmiş olmam onu tüm noktalarıyla tenkit edilecek bir kişi olarak ortaya koymayı gerektirmez. Yani bizler o konuda uyarıcı, araştırmacı, yazar vesaire kişiler olarak da elbette ki bazı noktaları açıklamamız gerekir ki bununla ilgili de yazdım da zaten. Yani onun için kişileri ve kişilerin ifadelerini bulundukları zaman içerisinde değerlendirmek lazım. Yoksa şunu her zaman ifade ediyoruz. Hakikaten Abdülhamid'den sonra 3 tane değerli şahsiyet gelmiştir. Menderes, Turgut Özal, merhumlar ve aynı zamanda Erdoğan. Yani bu noktada baktığımız zaman tenkit edilecek noktaları bulundukları zaman içerisinde olduğu için Bediüzzaman Hazretleri de bir uyarıcı mesabesinde olarak da Sultan Abdülhamid Han Hazretlerine, Veli Zat'a bazı uyarıda bulunmuştur. Münhasif mesela ne gibi? Münhasif yıldızı Darül Fünun et. İlim yuvası üniversiteye. Ta Süreyya kadar âli olsun. Ve oraya seyyahlar, zebaniler yerine ehli hakikat, melaike-i rahmeti yerleştir. Ta cennet gibi olsun. Bir araştırma ilim merkezi yani. Ve yıldızdaki milletin sana hediye ettiği servetini milletin baş hastalığı olan cehaletini tedavi için büyük dini Darül Fünunlara sarf ile millete iade et ve milletin mürüvvet ve muhabbetine itimat et. Zira senin şahane idarene, bundan daha büyük ifade mı? Zira senin şahane idarene millet mütekeffildir. O konuda kefil. Bu ömürden sonra sırf ahireti düşünmek lazım. Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. Zekatül ömrü, ömrü sani yolunda, ahiret ve ikinci hayat yolunda sarf et. Onun için bu konu başlı başına zaten onunla ilgili birçok defa dediğim gibi hem sohbette bulunduk hem yazı yazdık. O konuda hakikaten Veli Sultan. Yani Osmanlı'nın yıkımı döneminde, 33 sene, 34. padişah 33 sene Osmanlı'yı ayakta tutmuş. Yani bir başkası onun yerinde olsaydı 33 sene değil 33 ay gitmezdi. Ki ondan sonra da zaten onun gitmesiyle zaten gitmez. Abdülkadir Geylani, kafirlerin bir kısmı demiş, biz İslamiyet'i kabul edemiyoruz fakat Abdülkadir Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Yani bunlar birer maneviyat sultanı. Küçüklüğünden beri, mesela çok ilgili onunla ilgili de anlattığımız için, mesela o dönemde hilali görme durumunda, orucu açma, bayramı yapma durumunda insanlar bilmiyorlar. Geliyorlar Abdülkadir Geylani'yi yeni doğmuş. Annesinin memesini emiyor mu? Emmiyor mu? Emmiyor. O zaman demek ki oruç başlamıştır. Yani orucun başlayışına bile, daha doğumunda bile.
doğumunda bile. Ve annesi ilim öğrenmek için gideceği zaman koltuğunun altına bir keseye altın koyuyor. Yolda kervanı eşkıyalar çeviriyor. Herkesin neyi varsa alıyor. Tabii bu çocuğa da eşkıya başı raf olsun diye. Sende de çocuk bir şeyler var mı diyor. Sakladığın bir şeyler. Evet amca diyor, koltuğumun altında diyor annem kesenin içerisine altın koymuştu. Şaşırıyor. Yalan mı söylüyor? Bir araştırıyor ki hakikaten öyle. Oğlum diyor, herkes saklarken söylemezken sen de bulamamışken sen nasıl söyledin? Ben anneme söz verdim, yalan söyleyemem diye. Ve bunun üzerine o eşkıya başı bir çocuk bile diyor annesine verdiği sözü yerine getirip yalan söylememe konusunda hassas olursa biz Allah'a vermiş olduğumuz sözü nasıl bozarız? Kısacası eşkıya başı herkesin çaldığı eşyasını geri iade ediyor. O işten vazgeçiyor. Diğer eşkıyalara da isteyen benimle gelsin, isteyen bu hale devam etsin. Onlar da eşkıyalığı bırakıp tekrar eşkıya başıyla beraber artık ondan sonra ve böylece hakkı ve hakikati bulmuş oluyorlar. Ve birçok kerameti olan bir şahsiyettir Abdülkadir-i Geylani. Onun mesela üstad o kızarmış tavuk meselesini, kum bi iznillah meselesini de ayrıca hatırlatmış oluyor. Yani onların öne çıkan hususiyetlerini burada ele almış oldum. Abdülmuttalip Efendimizin dedesi. Nübüvvetten evvel, peygamberlikten evvel Ceddi Nebi Abdülmuttalip, peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın küçüklük zamanında mübarek yüzüyle yağmur duasına giderdi. Onun yüzü hürmetine gelirdi ki o hadise Abdülmuttalip'in bir şiiriyle iştihar bulmuş, şöhret bulmuş. Yemen padişahlarından Seyf İbni Ziyezer, Kütüb-ü Sabıka'da geçmiş kitaplarda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın evsafını, vasıflarını görmüş, iman etmiş, müştak olmuş idi, aşık olmuş idi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ceddi Abdülmuttalip Yemen'e kafile-i Kureyş ile gittiği zaman Seyf İbni Ziyezen onları çağırmış. Onlara demiş ki, اِذَا وُلِدَ بِتَحَامَةَ وَلَدٌ بَيْنَ كَتْفَيْهِ شَامَةٌ كَانَتْ لَهُ الْاِمَامَةِ وَاِنَّكَ يَا عَبْدَالْمُطَّلِبْ لَجَدُّهُ. Yani Hicaz'da bir çocuk dünyaya gelir. Onun iki omuzu arasında hatem gibi bir nişan var. İşte o çocuk umum insanlara imam olacak. Sonra gizli Abdülmuttalib'i çağırmış, o çocuğun ceddi de sensin diye kerametkârının bir isetten evvel haber vermiş o durumu. Evet. Onlarla ilgili de aynı şekilde burada da kaynaklarını almışım not olaraktan buraya da bakılabilir. Diyorsunuz ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peder ve valideleri, anne ve babaları ve ceddi Abdülmuttalib'in imanları hakkında akva, güçlü, kuvvetli ve esah, doğru, sahih olan haber hangisidir? Yani mümin olarak ölmüşler mi? Ehli cennet mi? El cevap derim ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peder ve valideleri ehli necattır. Yani kurtulmuşlardır, cennet ehlidir. Ve ehli cennettir ve ehli imandır. Cenab-ı Hak Habib-i Ekrem'inin mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendane şefkatini elbette rencide etmez. Onlar zaten o dönem fetret dönemiydi. Cenab-ı Kur'an'da da وَمَا كُنَّا مُعَزِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Biz bir topluma peygamber göndermedikçe onları azaplandırmayız. Burada Şafii mezhebine göre o kişi hatta Allah bilmese bile ehli cennettir. İmam Muhammed Maturidi ise diyor ki, o diyor dinden sorumlu değil ama aklıyla İbrahim peygamberin Rabbisini bulması, yıldız, ay ve güneşe bakarak bulması örneğini vererek der, o insan en azından aklıyla, düşüncesiyle Allah'ı bulmak mecburiyetindedir diye böyle bir farklı görüşte ortaya konulmuştur. Acımız sebep. Yani insanın kuyruk sokumu. Nüveler ve tohumlar hükmünde olan ve hadiste acb-ı zeneb tabir edilen eczai esasiye, esas cüzler ve zerrat-ı asliye, asıl zerrat. Çünkü insanda 300 trilyon hücre var. Sürekli bir şekilde değişmekte, yenilenmekte, eskileri gidip yenileri gelmekte. Bir de bu asli hücreler var. İkinci neşe için, ikinci oluşum, yaratılış için kafi bir esastır, temeldir. Sani hakim, beden-i insaniyi onların üstünde bina eder. O acb-ı zenetlerinden kuyruk sokumu. Bunun özelliği ne? İnsanlar öldükten sonra ruhları başka makamlara gider. Cesetleri çürüyor. Fakat insanın cesedinden bir çekirdek, bir tohum hükmünde olarak olacak acb-ı zenet tabir edilen küçük bir cüz'ü baki kalıp Cenab-ı Hak
onun üstünde cesedi insaniye haşirde halkeder, onun ruhunu ona gönderir. Hatta ifade edildiğine göre laboratuvarda yakılıyor, balyozla dövülerekten elastiki bir özelliğe sahip olan bu acbuz zenep dağılıyor. Aynen bu neye benziyor? Uçaklardaki kara kutu gibi. Uçak parçalansa yansa da o kara kutu o uçak ile ilgili tüm bilgileri, sırları içerisinde barındırıyor, kaydediyor. Adeta insanın da kara kutusu insanın acbuz zenebidir. Adeta çip gibi, adeta disket gibi bugün ilim ilerledikçe bunu daha iyi anlamış oluyoruz. Cenab-ı Hak böylece insanın bu disketi durumunda olan, çipi durumunda olan acbuz zenebini ahiret mahşerdeki ana bilgisayara, ana hard diske takaraktan Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma orada bütün hayatı boyunca almış vermiş olduğu nefesine varıncaya kadar her şey orada fahiş olacak, ifşa olacak, açığa çıkıp görünüp, bilinip, anlaşılacak. Nasıl? Canlı, diri ve o kişiye has olarak. Bütün meleklerin aynı şekilde kaydetmiş oldukları haliyle de canlı olarak, diri olarak, çünkü hiçbir şey kaybolmamakta, yokluğa gitmemektedir. En basit ifadeyle ki bunu da genişçe ele almıştım. 50 sene önce kaydettiğiniz bir ses, bir görüntü zayi olmadı. Aciz, aciz-i beşeri, insanın acizliği, fakr-ı insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Hele teknolojiyle, evvelden üstadım dediği gibi insan 4 şeye muhtaçken bugün artık 400'ü de geçti. Bu aslında bütün bunları Cenab-ı Hak insanın acziyetine binaen veriyor. Aynen yavrulara verildiği gibi. Dünyaya gelen yavruya acziyetine binaen Cenab-ı Hak hemen ne yapıyor? Mugaddi, musaffa, saf, berrak, faydalı olan sütü annesinin tarafından gönderiyor. İşte onun için insan aslında bu acziyetinde bir büyük bir kuvvet, güç var insan. Bunu da ifade eder. Acizde tam kuvvet var gör. Yani aynen işte annesini o yavruya Allah musahhar ediyor. Emrine veriyor, hizmetine veriyor. Onun kanadıyla rızkını gönderiyor. Yani o yavru aciz de olsa en güçlü kuvvetleri onun emrine musahhar ediyor. Yani 5 yaşındaki çocuk önüne bir tonluk öküzü katıp götürüyor ise bu çocuğun gücü kuvveti değil. Onun acziyetine binaen Cenab-ı Hak o bir tonluk öküzü ona musahhar etmiş, emrine vermiş. İşte insan nihayet acziyetinde Samet ismine mazhar olduğu içindir ki bütün kainat insanın hizmetine verilmiş nihayet derecede. Şöyle eksi kutup itibarıyla insanın acziyetine ise anlaşılması için ifade ediyorum. Artı kutup itibarıyla hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın gınası, zenginliği, gücü, kudreti olur. Bu neye benzer? Karanlığın şiddeti arttıkça ışığın ışığı daha fazla tezahür eder. Aydınlığın güç ve kuvveti. İşte insan sonsuz derece her şeye muhtaç olduğu için Allah'ın Samet ismini daha fazla tezahür ettiriyor, gösteriyor. Evet, aciz dahi. Aciz dahi. Aşk gibi belki daha eslem, selametli bir tarihtir ki, yoldur ki ubudiyet tarihiyle, kulluk yoluyla mahbubiyete kadar gider. Cenab-ı Hakk'ın bir habibi. Mahbubu olma yoluna kadar gider. Aciz ve fakir ve kusurunu Cenab-ı Hakk'a göstermek demektir. Efendimizin dediği gibi yani. El fakir fakir. Ben fakirlikle iftihar ederim. Bu Allah'a karşı. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir. Yani insanlara el açmak, insanlara fakirlik göstermek değil. Allah'a karşı fakrını bilmek, fakirliğini anlamaktır. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir. Gecede zulümat nasıl nuru gösterir öyle. İnsan zaaf ve aziziyle, fakru hacatıyla, yani fakirliğinin ihtiyacının nihayet derecede olmasıyla, naks noksanlığı ve kusuru ile, bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, zenginliğini, rahmetini bildiriyor. Ve hakeza. Pek çok evsaf-ı ilahiyeye, ilahi vasıflara bu suretle aynedarlık ediyor insan. Böylece işte o diğer hiçbir varlık öyle değil. Çok affedersiniz, bir hayvana ot verin, ömrünün sonuna kadar onunla işi götürür. Diğer varlıklara da bir ördeğe, bir balığa, bir su verin, bitti işte, yeter. Yani ayrı bir gemiye, geminin içerisinde şuna buna gerek yok yani. Bir suyla ömür boyu idare eder. Ama insan öyle değil. İnsan üstadım dediği gibi bir meyveyi istediği gibi bir ağacı, bir bahçeyi, bir baharı, bir cenneti ve onun da dediği gibi
bir Cemil-i Zülcelal istiyor. İşte insanın bu acizliğinde nihayetsiz bir güç kudret zenginlik var. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Üstad şeyleri ifade ettiği gibi Ramazan Risalesi'nde mektubatta orada men ene ve ma ente ifadesinde olduğu gibi Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirirse o damar onda kalır. Yani Firavun gibi en arabukumun âlâ. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Ey Mısırlar! Ben olmasam sizi kim yedirecek, kim içirecek, kim barındıracak? Nasıl bir ilahsa bir avuç suya mağlup oluyor. Ve şu anda British Museum'da müze içerisinde, camakan içerisinde insanlığa maskar olmuş. Nasıl bir ilahsa. Fakat açlıkla o damarı kırılır. Yani Cenab-ı Hak nefse men ene ve ma ente dediğinde nefis ene ene ente ente. Ben benim, sen sensin. Diğer bir ifadeyle. Yani sen sensen ben de benim. Ama açlıkla ne yapıyor? O damar kırılıyor. İşte o Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesini darbe vurur. Kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu, kul olduğunu bildirir. O zaman ne diyor? O aç bıraktığında men ene ve ma ente dediğinde ente Rabbiyer Rahim ve ene abdükel aciz. Sen benim rahmet ve şefkat eden yüce bir Rabbimsin. Ben ise senin şekil ağda görüldüğüm gibi Yasin suresindeki kel urcunur kadim ayetinde olduğu gibi suyunu çekmiş bir üzüm gibi buruşmuş, kokuşmuş bir vaziyette. Aç nidanın madenidir. Yalvarış, yakarış, onun rahmet kapısını çalmanın madenidir. O acizlikle elde ediyor bütün bunları insan. İhtiyaç duanın menbaıdır. Çünkü ihtiyacı olmasa dua yapılmaz. O duayı yaptıran nedir? İnsanın ihtiyacıdır. Demek o zaman onun o ihtiyacı duanın kaynağını oluşturur. Aciz muhalefetin menşeidir. Yani muhalefet etmenin bir kaynağını oluşturmuş olmaktadır. Bu da sünahatta. Açık saçık. Merkezi hükümette, çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde. Gayet adi bir kundura boyacısı. Dünyaca rütbeden büyük bir adamın açık bacaklı karısına sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde, örtünme aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. Maruz kaldığı bu durumdan. Evet, bu asırda açık saçıklık yüzünden, hususan bu memaliki harrede, sıcak memleketlerde, o su-i nazardan, kötü bakıştan, su-istimalen, kötü duruma gelmek, yani bir derece boşalmak, umumi bir unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor. Herkes cüz'i külli o şekvadır. İşte bu umumi hastalığın tezahürüyle artmasıyla hadis-i şerifin verdiği müthiş bir haberin tevili ucunda görülüyor. Ferman etmiş ki, ahir zamanda hafızların göğsünden Kur'an nes ediliyor. Yani söküp çıkarılıyor, çıkıyor, unutuluyor. Demek bu hastalık dehşetlenecek. Hıfz-ı Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim'i muhafaza etmeye, ezberlemeye, korumaya, bu su-i nazarla harama bakmak ile bazılarda set çekilecek. Yani İmam-ı Şafii'nin haram-ı nazar nisyandır dediği gibi. Harama bakmak unutkanlık verir. O hadisin tevilini gösterecek. Bediüzzaman tesettür taraftarıdır. Kadınların yarı çıplak, açık dolaşmalarına İslamiyet'e karşı muharebeden, şeytan kumandasına verilen fırkalar olarak tasvir etmekte. Kadınların bugünkü içtimai hayatta açık bacak ve yarım çıplak giyinmelerini günah saymakta. Bediüzzaman hali hazır, bu açık. Yarım çıplak giyinişleri evlenmelere mani olup fuhşa, teşvik edici mahiyetinde görmektedir. Yani isabetli bir tespit. Hakikaten öyle. Eskiden büyük şehirlerde açık saçık, çıplaklık derecesinde hususan yarım çıplak Hristiyan kızları şeytan kumandasında ahlak-ı İslamiye'ye zarar veriyorlar. Bu zamanda. Zındık adalaleti İslamiyet'e karşı muharebesinde nefs-i emmarenin planıyla şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla, dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikah yolunu kapama, fuhuş yolunu genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kemail ile, büyük günah ile yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Açlık. Yemeğin nisbi lezzeti, nispet edilerekten elde edilen lezzeti
açlık eleminin tesiriyledir. Hakikaten her insan görür. Tok yediği zaman en güzel yemekli bile, lezzetli yemek bile tat vermiyor. Ama aç olunca kuru ekmek bile lezzetli geliyor. Onlar gitse bunlar da azalır. Hem Hazreti Fatıma için dua etmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allahümme la tuci'ha, yani açlık elemini ona verme. Hazreti Fatıma der ki, o duadan sonra açlık elemini görmedim. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş, hiçbir vakit Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi. Ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde. Hazreti Meryem de mesela. O devamlı bir şekilde mihraplarda da var, camilerde. Zekeriya peygamber her yanına gittiğinde فَلَمَّا دَخَلَا عَلَيْهَا زَكَرِيَا مِحْرَبْ وَجَدَ اِنْدَهَا رِسْكَ. Ona o görevliydi. Her ne zaman vakit ona yemek götürdüğünde bir bakardı ki onun yanında yemek var. Oysa kimse onlar izinsiz onun yanına gidemez iken bunu kim verdi? Rabbim beni rızıklandırdı. Yani bir insanı Allah rızıklandırırsa mesele yok. Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat-ı maliye ve meşakkat-ı bedeniye nedendir. Özellikle o Birinci Dünya Savaşı'nın hakikaten dedelerimizin olduğunu. Ki onunla ilgili de ben epey anlattım. Rahmetli babam anlatıyordu dedemin durumlarını. Diğer dedemden de annemin babasından da dinlediydim. Affedersiniz, gübrenin içerisini bile karıştırıyorlar. Acaba bir tane buğday arpa bulabilir miyiz diye. Böyle bir açlık. Yine dedemden bizzat dinlemiştim annemin babasından. Adıyaman'dan Malatya'ya kadar 1000 tane asker gidiyor ise ancak 500'ü karargaha ulaşıyordu. Diğer 500'ü başta açlıktan, soğuktan, bitten ve pireden. Bundan dolayı 500'ü kırılıyor. İşte bu nedendir hikmeti. Cenab-ı Hak bir kısım maldan, o rüyada hitap edilir, üstad ifade ettiği gibi, Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir veya bir kısım maldan 40'ta 1. Kendi verdiği malından birisini bizden istedi. Ta bize fukaraların dualarını kazandırsın. Ve kin ve hasetlerini men etsin. Biz hırsımız için tamakarlık edip vermedik. Cenab-ı Hak müterakim o birikmiş zekatını 40'ta 30, 10'da 8'ine aldı. Hem her senede yalnız bir ayda 70 hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz ne yaptık? Biz nefsimize acıdık. Muvakkat, geçici ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak ceza olarak 70 cihetle belalı bir nevi orucu 5 sene cebren bize tutturdu. Hem 24 saatte bir tek saat, hoş ve ulvi, nurani ve faideli bir nevi talimat-ı Rabbaniye bizden istedi. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak onun kefareti olarak 5 sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldı. Kaynaklar da burada mevcuttur. Zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elin ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Hadisin rivayetinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Nefis demiş. Ben benim sen sensin. Azap vermiş. Cehenneme atmış. Yine sormuş, yine demiş. Ene ene, ente ente. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente. Nefis demiş. Ente Rabbiyer Rahim ve ene abdükel aciz. Yani sen benim Rabb Rahim'imsin. Ben senin aciz bir abdinim. Açlıktan ölmek yoktur. Zira bedende şahım, yani yağ vesaire suretinde iddihar olunan, depolanan, gıda bitmeden evvel ölüyor. Demek terk-i adetten neşet eden maraz öldürür, rızıksızlık değil. Onun için kuraldır. Terkül adat, minel mühlikat. Her gün 2-3 tabak yemek yiyen insan birdenbire terk ederse ne olur? Diye düşünmüş olur. Onun için açlıktan değil, her günkü adetini terk etmekten dolayıdır. Kudret-i fatıra, ihtiyaç ile hususan açlık ihtiyacıyla başta insan bütün hayvanatı gemlendirip nizama sokmuş. Hem alemi her cümerçten, karışıklıktan halas edip kurtarıp hem ihtiyacı medeniyete üstad ederek terakkiyatı temin etmiştir.
Yani bakıyoruz mesela adam şu anda yani 11. 12. katta. Şimdi eğer asansör olmasaydı, hadi buyur. Buna benzer ulaşım olmasaydı buyur. Görev yerlerini şuraya buraya. Yani böylece hakikaten acziyetimize binaen Cenab-ı Hak bu gibi şeyleri medeniyete üstat ediyor, bulunuyor, ortaya konuluyor ve o ihtiyaçlar gideriliyor. Evet, bir fakirin kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet, bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlık ile yediği en âlâ baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir. İkinci sualin, İbrahim Hakkı, cu yani açlık, ismi azamdır. Allah'ın en büyük ismidir. Demesinin muradını bilmiyorum. Zahiren manasızdır. Çünkü zıddı gibi bir durum. Yani tokluk değil yani. Yani zenginlik değil, fakirlik gibi o manaya. Belki de yanlıştır. Fakat yani bu giriş takdimden sonra hikmet cihetini üstad şöyle ifade ediyor. Fakat ismi Rahman, Allah'ın Rezzak manasına olan Rahman ismi, madem çoklara nispeten ismi azam vazifesini görüyor, manevi ve maddi cu ve açlık, o ismi azamın vesile usulü olduğuna, ona ulaşmaya vesile olduğuna işareten mecazi olarak, hakiki değil yani, mecazi olarak cu ismi azamdır. Yani bir ismi azama bir vesiledir demek. Yani ismi azama vesile olması cihetiyle bakılabilir meseleye. Endişeli sual. Bu ahir zaman fitnesinde açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak. Onunla ehli dalalet biçare aç ehli imanı derdi maişet, geçim derdi içinde boğdurup hissiyat-ı diniyeyi ya unutturup ya ikinci, üçüncü derecede bırakmaya çalışacak diye rivayetlerden anlaşılıyor acaba. Ki Efendimiz yani fakirlik küfre yakındır buyuruyor. Bu zamanda hakikaten bununla ilgili de çok örnekler anlattı. Yani adam çok kötülükleri yaptırıyor. Bak şu işleri, kötülükleri yaparsan para veririm. Adam işte acım, gelirim yok şöyle bahanesiyle ona alet olabilir. Acaba ehli iman, ehli hakikat, hususen Risale-i Nur talebelerinin vazifesi bu musibetle açlığı Ramazan riyazet-i diniyesinin tarzındaki açlık gibi vesile-i iltica ve nedamet ve teslimiyet yapmaya çalışmaktır. Mesela Efendimiz bazen eşlerine sorardı. Bir şey var mı yiyecek? Yok. Oruca niyet. Oruca niyet. Yani bu manada böyle bir durumda birinci derecede o. İkinci derecede iktisattır, kanaattır. Ve zaruret bahanesiyle dilenciliğe ve hırsızlığa ve anarşiliğe yol açmasına meydan vermemektir. Ve aç fakirlere acımayan bir kısım zengin ve bazı ehli maaş dahi Risale-i Nur'u dinlemeyip bu mecburi açlık hissiyle açlara merhamete gelip zekatla yardımlarına koşmaktır. Ve nefsini güzel yemeklerle şımartan, serkeş eden ve hevesat-ı rezile ve tuğyanlara, azgınlıklara sevk edip sarhoş eden gençler dahi Risale-i Nur'un irşadıyla bu hadiseden merdane istifade ederek fuhşiyat ve günahlardan ellerini bir derece çektiği ve nefislerinin zevklerini ve pisliklere karşı galeyanlarını kırdığı vesilesiyle taata ve hayrata girip o hadiseyi kendi aleyhlerinden çıkarıp lehlerinde istimal etmektir. Ve ehli ibadet ve salahat dahi ekser insanların aç kaldığı bu zamanda ve çok karışmış ve haram, helal fark edilmeyecek bir tarzda gelmiş ve şüpheli mal hükmünde ve manen müşterek olan erzak-ı umumiyeden helal olmak için miktar-ı zaruret, zaruret miktarı derecesine kanaat ediyorum diye bu mecburi belaya bir riyazet-i şer'iye nazarıyla bakmaktır. Kader-i ilahiyeye karşı şekva ile değil, şikayet ile değil, rıza ile karşılamaktır. Mesela 2021 yılındayız. 83 yılında yanımıza iki polis gelmişti. Böyle konuşurken, bunları da anlatırken o zaman da polis namaza kalktık. Biz birisi dedi ki, biz bir şey söylemediğimiz halde, hocam dedi ben de polis arkadaş gibi namaz kılıyordum ama dedi. Bir ara namaz kılarken dedi telsizi kapatmıştık, komiserimiz aradı. Ne yapıyordunuz? Böyle böyle. Ve bizi tehdit etti. Eğer dedi bir daha böyle aradığımda namazda olduğunuzu görürsem sizi görevden atarım. Hocam dedi çoluk çocuk var, geçim maişet var dedi. Ama dedi emekli olursam inşallah namaza başlayacağım. Ama yanındaki diğer arkadaşı söyledi hocam ama o terk etmedi dedi. Yani maalesef menfi ve bozuk insanlar böylece insanların işte bak maaşını keserim sanki rızkı veren oymuş. Rızkı veren Allah.
Ancak o noktada mideden insanları yakalıyorlar. Bu dehşetli ihtikardan çıkan kahtu gala, yani kıtlık, ondan sonra kıtlıktan dolayı bazı şeyler ki onu da gördük. Yani insanlar malları önceden depoluyor. Önceden depoluyor. Ne olsun zam gelsin diye. Fazla satsın diye. Kahtu gala ve açlık ve zaruret yaşamak damarını şiddetle yaralandırıyor. Hakikaten 30, 40, 50 sene önceki insanlar ki bizden önceki insanlar daha da çok o kuyruklar, gaz kuyruğu, şeker kuyruğu, tüp kuyruğu bunlar unutulmadı. İlaç kuyruğu, hasta kuyruğu. Bu yani şimdiki gençler maalesef bunu bilmiyor. Aslında bunu başlı başına ele almak lazım. Ve telefon ne? Bir telefonla konuşabilmek için saatlerce bekliyorduk. PTT'ye bağlanıp bekliyorduk. Ve saatler sonra bağlanıyordu ve ikide bir araya giriyordu santralda. Beyefendi çabuk ya, konuşmanı bitir. Kapatacağım. Yani 3-5 dakikalık ancak bir konuşuyor. Ama şimdi adam dünyanın öbür ucundakiyle konuşuyor. Evet, bir evde tüp yoktu. Tüp için saatlerce kuyruğa giriyordu. Kara borsaydı. Yani hangi birini söyleyelim ki bu manada? Onun için bu şu andaki gençler nankör olmamalılar. Babalarına, dedelerine sormalılar hangi durumdan geldiler. İdrak etmeliler. Bilinçlenmeli ve şuurlanmalı, nankör olmamalılar. Hakikaten bu millet çok zorluklardan geldi. Bu yara, hissiyat-ı ulviye-i diniye, dinin o yüce hislerini bir derece susturma vesile olup ehl-i dalalete yardım ediyor. Herkes midesini düşünmeye başlıyor. Kalp hakikatten ziyade ekmeği düşünüp hayata, yaşama, yardıma koşup vazife-i hakikiyesini ikinci dereceye bırakıyor. Bazen de bu kasıtlı yapılıyor. Hakikaten ta ki insanlar gerçek vazifelerini, demin örnek verdiğim polis misalinde, ahiret gibi gerçek vazifelerini unutsunlar, yapmasınlar, yerine getirmesinler. Onun için Efendimiz'in buyurduğu gibi maalesef fakirlik küfre yakındır. Böyle bir tehlikesi var. Cenab-ı Hak ehli imanı muhafaza eylesin. İnşallah bu şekilde veciz sözlere, sohbetimize devam edeceğiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.